Şimdi Deniz Zeyrek'in yazısını okuyacağım sizlere arkadaşlar. Bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Yazı şöyle başlıyor. İtibarınız batsın diyor. Bir televizyon kanalında vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran röportaj yapılıyor. Oturduğu yere adeta yayılmış. Göğsünü gere gere konuşuyor. Küçücük ve biricik kızı hunharca yok edilmiş. Cenazesine dahi gidememiş. Çocuğunun katili dahi ortaya çıkarılamamış. O kızının katilinin değil, ailesinin itibarının derdinde. Şu lafına bakın, hizaya gelin. Bu kadar yalan haber olmaz ha. Sonra röportajın bir yerinde birçok bilgiyi öğrenmemizi sağlayan meslektaşımız Ferit Demir'i hedef göstermeye başlıyor. Ferit'e utanmaz diyor. Programın sunucusu uzaktan hedef göstermeyelim şimdi dese de, muhabire duruma müdahale etmesini söylese de, Arif Güran'ın karşısındaki muhabir kılını kıpırdatmıyor. Arif Güran da Ferit'i yalan haber yapmakla, utanmaz olmakla suçlamaya devam ediyor. Röportajı izlerken gerçek utanmazların gösterdiği bu cesaret ve rahatlık karşısında şaşkına döndü. Hunharca katledilen ve bedeni bir su birikintisi içinde çürümeye terk edilen 8 yaşındaki bir kız çocuğunun babasındaki bu kayıtsızlığa, soğukkanlılığa şapka çıkardım. Sanki biricik kızını değil, önemsiz bir eşyasını kaybetmişti. Cinayete dair sorulacak onlarca soru varken, söyleşiyi Arif Güran'ın yönlendirmesinden, konuyu medyaya getirip bir gazeteciyi hedef göstermesi karşısında muhabirin sergilediği donukluktan utandım. Ortada 8 yaşındaki minik bir kız çocuğunun vahşice katledilmesi olayı varken, aile yönlendirici yalan ifade ve eylemleriyle cinayeti kimin nasıl işlediğine dair bütün somut delilleri karartmışken, meselelerin Güran ailesinin itibarını koruma çabasına dönmesi midemi bulandırdı. Bakın Diyarbakır Mahkemesi bir tutuklama gerekçesinde neler yazıyor. Narin Güran'ı arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratıldığı çalışıldı. JASA tutanağına göre, az önce de bahsetmiştik, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı. Aramalar sırasında köyde yangın çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarlarda bulunduğu, yanlış ifadelerle güvenlik güçlerinin yanlış yönlendirildiği bu gibi eylemlerle jandarma personelinin eğer tutmaz deresinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı, hatta çoğunun, Salim Güran'ın olayın olduğu saatte tarlada olduğuna dair tanık ifadelerinin HTS kayıtlarıyla, diğer şüpheli beyanlarıyla, hatta Salim Güran'ın kendi beyanlarıyla çelişti. Taraflar üzerinde baskı kurulma ihtimalinin somut olarak varlığı. Bütün bu tespitlere rağmen hala aileye aklama, ailenin itibarını koruma çabasında olan siyasetçiler var. Kendileri ne yazık ki iktidar cenahından ve bunu yaparken de her zamanki gibi işini yapan gazetecileri kötüleyip hedef gösteriyorlar. Kesinlikle iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum ve kendilerine çok basit bir soru soruyorum. Cinayet aile dışında ve aileden olmayan biri tarafından işlense süreç böyle mi ilerlerdi? Büyük ihtimalle Nari'nin katilini jandarma, polisten önce Güran ailesi bulur ve kendi yöntemiyle cezalandırırdı. Oysa Güran ailesi başından bu yana Nari'nin katili ortaya çıkmasın diye çaba gösteriyor. Tutuklama kararında tek tek sıralanan yanıltma girişimleriyle kolluk kuvvetlerini ve yargıyı yanlış yönlendirmeye çalışıyor. İsmet İnönü, namussuzlar da namussuzlar kadar cesur olunca ülke kurtulur demiş ya. Gerçeklerin ortaya çıkmasını, cinayetin çözülmesini isteyen iyi insanlar da kendi çocuklarını kendilerinden koruyamayan, bir vahşet karşısında itibarlarını kurtarma derdine düşen bu yalancı utanmazlar kadar cesur olmadıkça biz Nari'nin katilini zor öğreniriz. İtibarınız batsın diyor. Çok da doğru söylüyor. Duygularımıza da tercüman oluyor. Yani dediğimiz gibi ben de hep bunu söylüyorum ya, cesuruz, cesur olmaya devam edeceğiz. Sizle birlikte bu cesaretli yayınlara başladık. Sizle birlikte cesaretimiz doz doz arttı. Ve bir sürü insan bizden de cesaret alarak sesini yükseltmeye başladı. İşte bundan dolayıdır Nari'nin ailesi, o katil zanlıları, o maalesef çocuğunun katilini saklamaya çalışan ve soruşturmaya akamete uğratmak için elinden geleni yapan o güruh bizden rahatsız oldu.
Ve size tekrar söylüyorum buradan. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Doğrular ortaya çıkana kadar, narenin cesedin üzerinde tepinmeyi bırakana kadar, ağır cezalar alana kadar, utancınızdan insan içine çıkacak hale girmeyene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kusura bakmayın, bu kadar net. Evet, itibarınız batsın diyor Deniz Zeyrek. Biz de onunla aynı görüşteyiz.